kaliteli, yenilikçi ve farklı ürünler yaratan, Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyada sektöründe en değerli ve tercih edilen marka olmaya tüm hızımızla devam ediyoruz. Atlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için en iyi kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Yem sanayisinde ve atçılık sektöründe en kaliteli yem firması olduğumuzu gururla paylaşıyoruz. Max Scala At Yemleri. Evet, programımızın ikinci bölümündeyiz. Kısraklardan devam edeceğiz. Daha önce biraz spoiler verdiğimiz, konuştuğumuz bir konuydu. Kimdir izleyenler Murat Koçaş bölümünde. Biraz bahsetmiştik ama Otostopçu'nun Pedigree rehberinde ana başlıklarımızdan biri olmayı hak eden bir konu. İkinci defa konuşulmayı hak eden bir konu. Çünkü yetiştiricilerimizin de büyük fayda sağlayacağı bir konu. Annelerin gebelik yaşları, kısraklarımız hangi yaş aralığında daha verimliler? Biraz onu konuşacağız. Murat'cığım söz sende. Evet, yani bu iki konu aslında yetiştiriciler için çok önemli. Çünkü ana unsur yetiştiricilerde kısraklar. Kısraklarını çok önemsiyorlar. Duygusal bağ kuruyorlar, vazgeçemiyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii sen de bir yetiştiricisin. Bu söylediklerim senin için de geçerli. Şöyle bir durum var. Şimdi bazı durumlarda işte ekonomik olabilir veya işte kadroyu daha iyileştirmek istenildiğinde yeni kısrak alımları sırasında vazgeçilmesi gereken kısraklar olabilir. Bu değerlendirmeyi neye göre yapacak? Hangi kısrağı elinden çıkaracak? Hangi tip kısrakları alacak? Tabii ki yetiştiriciler için çok önemli. Deminki konumuzda işte annelerin yani kısrakların yarış yaşamındaki başarılarına değinmiştik. Burada da annelerin yaşları tabii ki çok önemli bir unsur. Onun istatistiklerine bakacağız. Yine birebir aynı datayı kullanarak 2023 yılındaki grup 1 galiplerinin istatistiğine bakarak anneler hangi yaş aralığında, hangi yaşta gebe kaldıkları tayları grup 1 galibi olmuşlar. Onu değerlendireceğiz. Sence parlayan bir yaş var mı Fatih burada? 7-10 yaş görüyorum. Evet. Sönük ve hiç şey olmayan, başarısı gözükmeyen bu 128 sayı içinde bir yaş grubu da 15-10 var mesela. Özellikle gördüğüm kadarıyla 18 yaş. Evet, yani 18 yaşın üstü anneler grup 1 galibi vermemiş 2023 yılı da özel. Şimdi bu tarz şeylerde hep şöyle bir alışkanlığımız var. İşte biliyor musun, olur mu öyle şey, Northern Dancer'ı annesi 24 yaşında doğurdu. Luxo 18 yaşında doğurdu. Evet, yani şöyle, burada yapılan çalışma toplu bir istatistik. Sizin 25 yaşındaki bir kısraktan mükemmel, dünyanın en iyi aygırını alamayacağınız kesinlikle söylenmiyor. Buradaki şey, yani bu başarıyı elde etmek için ihtimalinizi yükseltmek. Tabii ki her zaman bir şans faktörü vardır. Ve bir istatistiki değer vardır. Mesela 7 yaşındaki anneden bir grup 1 galibi alma ihtimaliniz vardır. 20 yaşındaki bir anneden alma ihtimaliniz vardır. Ama siz zarı öyle bir atarsınız ki 7 yaştaki grup 1 galibi bir kısraktan alamazsınız. 25 yaşındaki hiç koşmamış bir anneden alabilirsiniz. Ama ihtimalinizi yükseltmek istiyorsanız bu istatistikler yol göstericidir. Yani münferit tarihi içinde olmuş sonuçlar kesinlikle kaideyi bozmaz diye de söyleyeyim. Çünkü genellikle böyle çalışmalara ilk tepki bu şekilde geliyor. Şimdi burada bu şeyde ben şunu görüyorum. Anneler için 2023 grup 1 galipleri istatistiğinde 4-12 yaş aralığında ideal yaş aralığı olduğu görünüyor. Büyük kapsayıcı şeyde. Çünkü diğer yaş gruplarında
yazıyla yazılan işte mesela 15 yaş, 16 yaş, 17 yaş gibi yazılar görünmüyor. Çünkü o kadar dar, o kadar az adette grup 1 gay vermiş. Mesela 3 de görünmüyor. Vermiş ki grafikte genişliği oluşturamamış. O yüzden ideal yaş aralığının 4-12 olduğunu söyleyebiliriz. Bu biraz aslında şunu da gösteriyor Fatih. 4 yaşta grup 1 galibi sayısı gördüğün gibi oldukça iyi. Yani 4 yaşta gebe kalan annelerde. 4 yaşındaki gebe kalan annelerin birçoğu da aslında ilk tayını doğurmuştur değil mi Fatih? Evet. Düşününce. O yüzden bir de şöyle bir inanış var çünkü. Yani söylem var. İşte kısrakların ilk tayları grup 1 galibi veya işte başarılı koşucu olmaz. O bu kısrağın ikinci tayı, üçüncü tayını almak gerekir gibi. Veya işte bir kısrak yaptınız, ilk tayını satalım, ikinci tayını biz koşarız gibi böyle düşünceler olabiliyor. Bu istatistik aslında onun da yanlış olduğunu gösteriyor bir şekilde. Çünkü yani bir çok ilk tayı grup 1 galibi, birçok kısrağın ilk tayının grup 1 kazandığını görüyoruz buradaki şeyde, istatistikte. Zirve olduğunu görüyoruz yine aynı tabloda. 7 yaşta bana şunu temsil ediyor. Daha önce de doğum yapmış ama genç kısrak. Burada 7 ve 8 yaşın en çok adette grup 1 galibi tay vermiş olması, 7 ve 8 yaşında gebe kalan kısrakların onu simgeliyor. Buna dikkat ederek kısrak alımları yapılabilir. Bu zirve yakalanmaya çalışılabilir. Ama dediğim gibi 4, 5, 6, 9, 10 yaş grupları da gayet iyi sonuç vermiş. Hakeza 11-12 yaşta yine birçok grup 1 galibi çıkartmış. Ama şans arttırılmak isteniyorsa 7-8 yaşında gebe kalacak kısraklarda bu ihtimal daha yüksek gibi görünüyor. Senin bir yorumun olur mu Fatih bu konuda? Senin düşüncen ne yaş grupları ile ilgili? Yani tabii ki verimliliğin 7-10 yaş arası olması bence gayet doğal. Şimdi biz 3-6 yaş arasında değerlendirdik ilk tayı. Ama 6-7 yaş aslında ortalama kısrağın da ilk doğumuna da denk gelebiliyor. Aslında demin söylediğin önemli bir şey vardı. Bizdeki inanış ilk tayın küçük olacağı, ilk tayın koşmayacağı ama aslında bence ikinci tablo da o inanışın yanlış olduğunu destekler nitelikte. Aynı zamanda atlardaki bence biyolojik olarak da en sağlamlığın 7-10 yaş arası olduğunu ve bunu da ister istemez taylarına anne özelinde geçirgenlik özelliğinin daha net bir şekilde olduğunu Türkiye istatistikleri de bunu destekliyor. Dünya istatistikleri de bunu destekliyor. Sen aslında gereken her şeyi söyledin. Yani 20 yaşındaki bir kısrak da verebilir. Ama biz bunu hatırlarsan bu inbreeding meselesinde konuşmuştuk. Bazı örnekler geneli tümü yansıtmıyor. Yani buradaki istatistik ihtimallerin, istatistiğin ne kadar yüksek olduğuyla alakalı. 20 yaşında grup 1 galibi verdi, 25 yaşında verdi diyen birisi için kaçta verdi? Yani yüzdesi nedir? Önemli olan yüzde. Şu an bizim karşılaştığımız tablo bence her şeyi açık bir şekilde dile getiriyor. Tabii şunu da eklemek istiyorum Fatih. Yani sence bu dünya yarışçılığını model alıyor. Çünkü bizde senin dediğin gibi yarış yaşamı daha uzun sürüyor birçok kısra. Yani biz 5-6 yaşta da koşuyoruz. Ama Avrupa'da mesela 4 yaşını koştu diyelim kısrak. 3 tane grup 1 kazandı. 5'i koşmazlar. Yani o şey dahi olsa yani o yaş grubunu domine edecek bir kısrak dahi olsa bunun çokça örneği var. Yani birçok
şampiyon kısrak. Yani mesela 6 yaşında sahada olan, şampiyon olan bir kısrak görmek çok zordur Avrupa Amerika yarışçılığında. Çünkü yetiştiricilik için çok değerlidir. Bir an önce o değerlendirilir. Zaten biliyorsun Amerika'da artık alışkanlık haline geldi. Hemen December sale'da 8-10 milyon dolarlara satılıyor grup 1 galibi kısraklar 4 yaşında ve yetiştiricilik tek kullanılmak üzere satılıyor. Bir de şu var, mesela 20 yaşındaki kısrak grup 1 galibi vermesi durumunu yanlış yorumlamayalım. Mesela 20 yaşına kadar o kısrağı neden yetiştiricilikte tutmuşlar? Çünkü daha önce de grup 1 galipleri vermiş. Yani 12'de, 13'te, 14'te de, belki 5'te, 6'da, 7'de de vermiş ki 20 yaşına kadar değerlendirilmeyi düşünülmüş. O yüzden bu mesela You Are So Thrilling diye bir kısrak var. Giants Causeway'in kız kardeşi, tam kız kardeşi, işte Glen Eagles'ın annesi ve bunun gibi birçok grup bir galibi safkanın daha annesi. Şimdi onu 20 yaşına kadar yetiştiricilikte tutarsınız. Çünkü CV'si çok parlak, çok parlak ve nasıl diyeyim, nihayetinde de vermeye devam ettikçe bu yetiştiricilikte değerlendirilecek bir vasıf. Ama hani daha önce hiç vermemiş, tayları daha önce başarılı koşular yapmamış bir kısrağın 20 yaşındaki hali, onun 10 yaşındaki, 12-14 yaşındaki halinden daha iyi taylar vermeyecektir benim görüşüm. O yüzden de bu vazgeçişler olması gerekiyor bazı durumlarda demiştik. Ben de çok sıklıkla bu soruları alıyorum yetiştiricilerimizden. İşte böyle böyle kısraklarım var. İşte kadroyu 5'e düşürmek istiyorum. Hangilerinden vazgeçmeliyim? Bu vazgeçişlerde tabii ki birçok faktör değerlendirilecektir. Ama bir faktör de demin paylaştığımız ve bu paylaştığımız istatistikler olmalıdır diye düşünüyorum. Evet, ikinci bölümümüz yine enfes bir konuyla noktalandı. Üçüncü bölümümüzde programımızın gediklisi Frankel'e değinmeden tabii ki sezon finali yapmayacağız. Üçüncü bölümde tekrar görüşmek üzere.